Batu ben saadettin tek sokarım diyen adam ne oldu? Levent Kırca mı? <laughs> Levent Kırça diyordu çünkü onu. <laughs> ben saadettin tek soy sokarım diyordu. Şöyle parmağınızı so parmağımı sokarım diyordu. O zamanlar onlara gülüyorduk. Ya mizah neden değişiyor biliyor musunuz arkadaşlar bence? Tamam bizim büyümemiz de var ama şimdiye kadar insanların hiç görmediği bir şey ortaya çıkıyor. İşte Levent Kırca'nın o tipleri falan. O yüzden değişik geliyordu. Sikiciğim falan diyordu. Sikiciğim skiçim yani iskicim demeye çalışıyor. Skicim diyordu. Ertesi gün ortaokuldayken ertesi gün insanlar hep birbirine skicim skicim diyordu falan. Ondan sonra şey yayını yapıyorlardı ya. İşitme engelliler için işaret diliyle yayın yapıyorlardı. İşte zam olacak dediği zaman falan yapıyordu böyle. İnsanlar onu falan taklit ediyordu. Yani büyük ihtimalle daha önceden görmediğimiz için, ilk defa gördüğümüz için değişik geliyordu. Ve büyük ihtimalle de ben şimdiki mizahın çoğunu o yüzden gülmüyorum. Yani çoğunu gördük zamanında. Genç arkadaşlar ilk defa görüyor büyük ihtimalle ama yani. Mesela bak Şahan'ın dikkat Şahan çıkabilir programlarına baktım. Ben şeyi hatırlıyorum. Aikido'ya giderken Aikido'daki arkadaşlarla birlikte oturur seyrederdik ve gülerdik yani. Harbiden hoşça vakit geçirirdik. Böyle alırdık cipsleri, bipsleri. ...yiyecekleri, işte ne varsa piskevitleri. Onun karşısında güzel vakit geçirdik yani, gülerdik falan. Her ortamda bir tane arkadaş olur ya sürekli aynı şeyleri tekrar eder. Yayından sonra da sürekli işte o e, şeyin Şahan'ın söylediklerini tekrarlardı falan. E şimdi geri döndüm, seyredeyim dedim bitiremedim. Şahan'ın videolarını buldum şeyde, Hard disk'e indirmişim zamanında. Bir yerden artık nereden buldum bilmiyorum. DC++'dan mı, RS'den mi, nereden bulduysam yani seneler önce indirmişim abi. Şeyi hatırlıyorum mesela onları e, bir DVD'ye kaydedip DVD'de e, televizyonda seyrettiğimi hatırlıyorum. Şu an komik gelmiyor ama sıkıldım. Çünkü şöyle bir şey. O zamanlar şey vardı ya abi, bir tane espriyi 10 dakikaya yaymak. Onu Levent Kırçıl da yapıyordu yani herkes yapıyordu. Şu an insanlar yani telefondan video takip ettikleri için kasmıyorlar hiç. Öyle şeylere kasmıyorlar abi. Bir espriyi 10 dakika yaymaya falan kasmıyorlar yani. Yavuz Seçkin zamanında ben büyüktüm. 2006'dan beri ben buradayım. 2004'ten beri ben video çekiyorum. Yani 2004 yılında mesela şey var. Nifte video çekmişim. Çünkü o zamanlar şey vardı bende. Kodak kamera vardı. 320'ye 240. Şey yapardım. Yani yüklenecek hiçbir mecra yok. Ama gene de evet arkadaşlar şu anda nifteyiz şeklinde videolarım var. Takip edenler zaten görmüştür onu. Değil mi? 2004'te onlar. 2004. 2004'te başlamışım yani ben. Bu işleri 2004'te başlamışım abi. Evet. Hatırlıyorum. Çünkü şöyle 2003 Aralık'ta 2003 Aralık'ta Aikido'ya başladım. İk, hemen 2004 oldu zaten. Yani bir ay sonra hemen 2004 oldu. O sıralar işte dijital fotoğraf makinesi aldım ve her şeyi çekmeye başladım. O yüzden benim arkadaşlarımın çoğunun 2004 görüntüsü yoktur. Sadece bende vardır yani. Arada arkadaşları yollarım bak 2004'te de böyleydim falan diye. Çünkü kimde var ki 2004'te var? Herkesin şu an elinde cep telefonu var. istedikleri kadar çekiyorlar ama 2004'te kimin vardı? Ben acayip heves etmiştim. 320'ye 240 piksel düşün çeken e, Kodak dijital fotoğraf makinesi almıştım. donun ilk başlangıç şeylerini falan. Tabii 2004 işte abi onlar. Ama şey çok komik. Yani arkadaşlar birbirimizi çekmeye geçtim. Şeyi de yapıyorduk yani. Neden öyle yaptığımı da bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu anda ifteyiz Veya işte evet arkadaşlar şu anda buradayız falan diye böyle. Trekkinglerde veya başka ortamlarda falan. Bunu konuştuğumu hatırlıyorum. Herhalde öyle şey. Hani arkadaşlara paylaşmak için. Herhangi bir yüklenecek bir yer de yok. Arkadaşlara paylaşmak için. Aslında ben 2004'ten beri YouTuber'ım da. 2005'te YouTube çıkmış. Ben bilmiyordum. Bilseydim direkt yüklerdim oraya. 2006'da ben öğrendim. Gene daha ama şu an en eski YouTuber hala benim. Bazı arkadaşlar bunu kabullenmek istemiyor. <laughs> Efe kendini en eski YouTuber ilan etti falan diyor. Ama sayılar ortada abi. Kanıtlar da ortada yani. Batu Sıdıka dizisindeki karateci hoca epey bir kişiyi karateye başlatmıştı demiş. Cüneyt Arkın çok fazla insanı başlattı. Japon uzak doğu sanatı ve Japon kültürü vesaireye ilgi olarak da karate gitti. Bizim jenerasyonun böyle olmasının sebebi karate git filmidir. Mesela daha sonra güçlülerin dünyası vardı, Capoeira. İnsanlar deli gibi capoeira aramaya başlamıştı ondan sonra. Abi sen youtuber kelimesini kullanan da en, senin sensin en eski videolarından birinde. Doğru. YouTube'a attığım 3. ya da 4. videoda onu diyorum. Hello YouTubers diye konuşuyorum yani. Karatecan onu da hatırlıyorum. <laughs> Onur, küçük Onur. Biz ona üniversite birdim ben onu hatırlıyorum. Karatecan var ki üniversite birdim. Dolayısıyla kaç? Sene kaç olmuş oluyor? 2000. Sene 2000. Sen bulvarda okumuşsundur. Bulvar okumadık. Dergi almadım ben hiçbir zaman. Bana mantıklı gelmiyordu. Dergi ya da de otur gazete almak. Huzur ve İrfan ilkini 2009'da çektik. Yani 28 yaşındaydım. İngilizce sokakta high youtubers diye giriş yapıyorum. Evet sokak değil bizim bahçeydi orası. İlk benim hatırladığım o. Belki daha önceden de vardır da. Daha önceden var mı bilmiyorum da. ilk hatırladığım o. Youtube nasıl buldun hiç hatırlamıyorum. Youtube bulduğum zaman şey vardı. Seyirci olarak vardı. ...bir sürü arkadaş. Şu an tabii... ...onu idrak edemiyor arkadaşlar. Yani... ...sadece seyirci hesabı olarak... ...vardı. Çünkü şu an YouTube hesabı olan... ...herkes bir şeye yüklüyor ya... ...ama o zamanlar telefon bir şey çekmiyordu. Webcam'den bir şey çekmek kolay değildi. Bir de bir şey çektikten sonra editlemek de... ...çok zordu. Editlemek de bilgi isteyen... ...bir şeydi. Şimdiki gibi böyle hemen... ...indir, capcut'tan yükle falan gibi bir şey yoktu yani. O yüzden kolay değildi... Çekmek de kolay değildi. Editlemek de kolay değildi. Yüklemek de kolay değildi. Telefon akıllı telefon olmadığı dönemi düşünün yani. O yüzden insanlarda vardı ama seyirci olarak kullanıyorlardı. Hesap vardı insanlarda. Hesabı olan insan vardı. Seyirci olarak kullanıyorlardı. Google e, almamıştı o zaman. Google almamıştı. Google'ın değildi. YouTube kendisi ayrıydı. 2007'de Google aldı. Bobiler hesabı vardı evet. Yetişkinlerin çocuk oyunu oynadığı videonuz vardı. Vın <laughs> internet tabii canım. Ben internet ilk geldiği zaman biliyorum ki internet olmadığı zamanı biliyorum yani. O yüzden bütün internetleri hatırlıyorum. Yarım saat boyunca internete girmeye çalıştığın, bir saat boyunca internete girmeye çalıştığın dönemleri hatırlıyorum yani. Mesela derdim ki 5'te buluşacağız. 5'te buluşacağız, şeyde, Mırç'ta, IRC'de chat yapacağız. 4'te ben başlardım internete girmeye çalışmaya. 4'te internete girmeye çalışmaya başlardım. Bazen mesela yarım saatte girerdi, oh çabuk girdi falan derdim. Bazen bir saati de geçerdi. Di, de, 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 die, şu, var ya. Evet 56k Windows Movie Maker işte millet kullanırken Windows Movie Maker'ın kalitesi ilkinin kalitesi iyi değildi ama Yani kaliteli e, videolar çıkartmıyordu O yüzden ben daha zor kullanılan Kullanılan şeyi kullanıyordum Virtual Dub Mod'u Virtual Dub Mod'la yapıyordum ben videoları Sihirbazlık gibiydi ya o kadar zordu ki abi Kesmesi biçmesi falan sihirbazlık gibiydi Hele ki müzik ses Yazı eklemek inanılacak gibi Çok zordu ya Logo ekle diyordum mesela öyle biz kandırıyorduk logo ekle seçeneği vardı. Yazı ekle yoktu. Logo ekle vardı. Logonun da BMP formatı olması lazım. Şey yapıyorduk o yüzden. Benim eski videolarımda yazıların çevresinde mavi şey olmasının sebebi odur. Mavi outline olmasının sebebi odur. Yazıyı paint gibi bir şeyde yazıyorduk. Yazıyordum daha doğrusu. Mavi bir arka plan yapıyordum. Ne yazacaksam mesela. 2004 yazıyorum diyelim. Mavi bir arka plan olur. BMP olarak ondan sonra onu kaydediyordum. Ondan sonra logo ekle diye seçenek vardı. Virtual Dub Mode'da logoyu seçiyordum. İşte o mesela BMP dosyasını JPG'de de kabul etmiyordu. Ondan sonra da şey vardı işte. Mavi sil diye otomatik seçenek vardı. Neyse ki. Onu siliyordun. Al sana yazı koy. Böyle yazı koymuş oluyordun abi. Arkadaşlar falan diyor. Bak yazı koydum üstüne. Ya da işte bak arka plana müzik koydum. Çünkü arka plana müzik koymak da sihirbazlık istiyordu. Cool Edit Pro'da Mix Paste seçeneği vardı. Müziği Mix Paste olarak ona yapıştırıyordun. Ondan sonra tekrardan ayrı bir programda sesle görüntüyü birleştirme. Onu böyle yazıyorsun abi. Tık 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 tı yazıyorsun falan. Parametre eline giriyorsun. ikisini birleştiriyor falan. Ondan sonra. işte o mesela Şampiyon Underground Fighter 2006'da yükledim ama daha önceden çekmiştim. Şeyi keşfettikten sonra hemen her gün falan yükledim bir tane video. Daha önceden yapmış olduğum videoları yükledim yani. Online oyun ben çok çok az oynadım. Chicken Invaders oynamadım. Şeyi deli gibi oynardım. 1996 6 yapımı 8 yapımı max MAX. Deli gibi oynarım. Şu an otursam gene oynarım deli gibi. Şeylerle, emulatörle falan artık oynanabiliyor. O da ilginç değil mi abi? Dosta çok daha böyle özellikleri düşük bilgisayarda oynayabiliyordum. Bu bilgisayarda oynayabilmek için emulatör gerekiyor. Hatta ben böyle bir, sene, bir süre hiç oynayamadım. Sonra çıktı emulatör. Bayram etmiştim. Oleybe falan diye. Bize niye F klavye ettiler ya demişim. Onu çok kafaya taktılar. Abi biz yerli ve milli klavyemiz olsun. F klavye diye. Hani Türkçe'deki şeylere göre. Abi hiç gerek yok ki yani. Ne fark etti ki yani şu an? Ne fark etti gerçekten yani? Hani şey o gevurların, gevurlar için diyorlardı. Bu Q klavye. İngilizce için diyorlardı. Bizim daha çok kullandığımız harfler farklı. Biz de F klavye öğrenelim. Niye ki yani? Ne gerek var? Hiç, hiç gerek yok ki yani. Çünkü Q klavye zaten çok hızlı alışıyorsun sen. Bir ay yazsan tık tık alışırsın yani. Ben şu an bakmadan yazıyorum çoğu şeyi. Hani şöyle bir şey var mı yani? Hani ben Q klavyeyi yeterince hızlı yazamıyorum. F klavye olsaydı Türkçe daha çok kullanıldığı için çok daha hızlı yaz. Öyle bir şey yok ki. Daha hızlı nasıl yazacağım? daha hızlı nasıl yazayım yani? F klavyeyi Q'ya çevirip ezberden yazarım demiş. Dün'de kitaba fazla sadık kalınmamış beni irite etti demiş. Ne olur ucube de konuşmayalım. illa ki seyrederim. Önemli bir film çünkü. Ancak çok fazla beğeneceğimi sanmıyorum. Birinci filmi zor bitirdim. Daha önce de demiştim. Uzay operası tür şeyleri sevmiyorum. Yani konu o şekilde olduktan sonra uzay olması ya da çok güzel görsellerin olması çok çok bir artı olmuyor benim için. Evet görsellerin güzel olması da güzel bir şey de. Neyse filmi sevdim ondan sonra konuşalım. Çünkü güvendiğim insanlar da mükemmel olmuş falan demiş. Bakalım göreceğiz. Belki de çok beğendim diyeceğim.